Gerçi büyükşehir adayına bu sorulur mu ama biz sonuçta sohbet ediyoruz tabii burada. Tabii ki. Vatandaşlar şöyle bir düşünceye doğru dönmeye başladı. Evet. Bakın örnek de vereceğim size. Vatandaşın biri bir pen ya evini pen yapacak. Plastik evet, doğrama. Evet. Plastik doğrama. Fiyat alıyor. Evet. Çok enteresan. Bir firmadan fiyat alıyor. İşte firma 100 bin lira civarında. Sonra diyorlar ki ya Buca'da falanca var. Bir de onunla konuş. Onunla konuşuyor, bakın 100 bin lira bir anda 40 bin liraya düşüyor. Malzeme aynı malzeme. O kadar enteresan ki. Suriyeli mi bu? Evet. İşleri şimdi sahibi. Ben de tabii bunu, vergi bakın, ben de bunu duyduğumda şeyi söyledim. Ya dedim o adam tamam ustadır. Ben hiçbir Suriyeli, yani Allah kimseyi vatanından etmesin de. Tabii. Ama vergi vermiyor. Tabii. İşçi çalıştırmıyor, aile tabii, şeyi. Tabii. Türkiye'de maşallah işçi ücretleri belli. Tabii. Gider maliyetler çok yüksek. Maliyetler çok yüksek. Ama burada vatandaş da kendi kesesini düşünüyor. Tabii. Tam bir aslında bir kaos hakim. Kaos hakim. Vatandaş kaos diyor hakim. Ki yani sizi tabii. Raşit demiş ama Naşit Bey diyor. Evet. Büyükşehir'de de bu sorunla ilgilenecek mi? Ama sorunla genel anlamda mı soruyor yoksa bu ticari anlamda mı soruyor bilmiyorum. Ne dersiniz? Ya bir kere kesin olarak biz İzmir'de yaklaşık 300 bin civarında mülteci var. Resmi kayıt bunlar. Resmi kayıt. Fakat gayri resmi olarak geçenlerde bir kaynaktan aldığımız bilgi 600 binlerin üzerinde sadece oldu. Sadece Suriyeli de değil, Afgan var. Tabii. Afrikalı dahi var. Evet. Afrikalı dahi var. Gayri resmi rakam olarak 600 bin olarak veriliyor. Şimdi biz ne yapacağız? Bir kere belediye bütçesinden bunlara 1 lira harcamamakla birlikte sadece ve sadece harcayacağımız bunlara para, bunlara teşvik verip şehrimizi ve ülkemizi terk etmelerini sağlayacağız. Belediye bunu yapabilir mi? Tabii ki yapabiliyor. Çünkü biz bunlara belediyeden aldıkları hizmetleri bizim İzmirli vatandaşımıza sunduğumuz hizmet rakamlarının 3 mislisi uygulama yapacağız. Bu bizim belediyecilik olarak hakkımız. Yani ne yapacak? Ruhsat. Ruhsatı alacaksa bir başkası 1 liraya alıyorsa bu 5 liraya alacak. Yani şu ana kadar ne gibi haklardan faydalandılar da bizim işte vatandaşımızın ticaret yapmasının önüne geçebildilerse, onun sosyal haklarının önüne geçebildilerse, onun ekonomik haklarının önüne geçebildilerse bu sefer tam tersini uygulayacağız. Biz bu mültecileri yollamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yani nikah işlerinden tutun, yeni doğan bebeğinin belediye olarak yapacağımız bütün hizmetinin ağır bedelini yansıtacağız adam onlara. Bu konuda hükümet de bir şey yapmıyor. Yani çok rahat berber dükkanı açıyorlar, çok rahat kasap dükkanı açıyor. Kasap dükkanı açabilir mi Allah aşkına? Efendim bakın. Bu konuda belediye, ilçe belediyeler de gidip kardeşim sen bu dükkanı nasıl açtın demiyor. Tabii yani şimdi üniversite imtihanlarına imtihansız giriyorlar. Yani üniversiteleri bizim Türk vatandaşımız, Türk gençlerimiz imtihana giriyorlar. Kazanırlarsa üniversiteye geçiyorlar. Bunlar öyle imtihansız direkt üniversiteye kaydolabiliyorlar. Bunlar kamuda, bunlara ciddi bir kontenjan ayrıldı. Kamuda bunlar yerleştiriliyorlar. Memur. Memur olarak işte Sağlık Bakanlığı'nda dolu. Sağlık Bakanlığı'nın şöyle hastanelerde bakın her hastanede Suriyeli dolu. Yani Suriyeli dolu, İranlı dolu, Afgan dolu. İranlı. Yani doğru. Her milletten adamı alıyorlar. Peki bunları kara kaşa, kara göze mi alıyorlar? Hayır, parayla alıyorlar. Yani bu çok iddiayla söylüyoruz. Yine Büyük Ortadoğu projesinin uygulamasının bir parçası. Vallahi demografik değişim dayatması baskısı olmasın da. Yani ben bu konuda çok endişeliyim. Şimdi Hasan Bey, Afganistan'dan 1,5 milyon mülteci geldi. Bu resmi olarak açıklanan rakam. Gayri resmisi bunun 3 milyon civarında olduğu iddia ediliyor. Bunlar dün Taliban'a karşı Amerika adına ajanlık yapan Afganlardı. Ne zaman Amerika çıktı oradan, aldı bunları da çıkarttı. Nereye gitti bunlar? Türkiye'ye getirildi. Peki bunlar bedava mı geldiler? Hayır, hepsinin karşına para alıyor. Boşta gelmediler. Efendim karşıda. Tabii boşta gelmediler. Yani bakın geçen gün AK Partili Bayraklı adayı itiraf etti. Bayraklı'daki uyuşturucu şeyini bir yığın tevatür var bu konuda. Tabii. Yani hep merak ederdim. Belediye bir şey yapabilir mi? Siz yapabilir diyorsunuz. Kesin olarak
Kesin olarak bizim zaten şeylerimiz de var. Bakın şurada İzmir'de bir tek sığınmacıya iş yeri açma ruhsatı verilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bizden önce verilmiş olanları da iptal edeceğiz.